Bam. Bam. Under Armour reklamı gibi oldu. Evet. Protect this house. Under Armour kargosu var karşımızda. Hoşumuza giden bir daha bir konuşmadan şunu merak ediyorum. Basket ayakkabısı mı, günlük ayakkabısı mı, koşu ayakkabısı mı, antrenman ne? Mı? Ne? Ney bu diyorsun? Evet. Sürpriz olsun sana diyorum ben. İyi tamam. Güzel bir Under Armour kutusu. Aynı zamanda çorabıma kadar Under Armour giydim. Abi benim aldığım. Evet. Blue. Altta çok güzel şort ve çorabıyla birlikte. Hatta baksırım bile Under Armour demiş. Evet, bu ayakkabı arkadaşlar Trendyol'dan aldım. Hatta Instagram'dan beni takip ediyorsanız Trendyol'dan sık sık böyle öneriler yapıyorum, listeler yapıyorum. Kendim de tabii ki ara ara alışveriş yapıyorum. Trendyol'dan aldım. Linkini aşağıya bırakıyorum. Aynı zamanda o link içerisinde birçok farklı güzel uygun basketbol ayakkabıları da var. Girip bakabilirsiniz. Bu şekilde sizler de alabilirsiniz. Ayrıca beni Instagram'dan da takip etmiyorsanız mutlaka edin ki ben hani bu şekilde sık sık paylaşımlar yapıyorum. Geç kalmamış olursunuz çünkü bitmiş olabilir. Anında tükeniyor. Özellikle indirim zamanları uçuyor gidiyor. Bu şekilde zaten Under Armour gönderiyor. Satıcısı Under Armour oluyor Trendyol'dan alsanız dahi. Ben de merak içindeyim. Eşimle duydunuz sordu. Ne aldın? Nasıl bir ayakkabı? Ne işe yarıyor? Ben de merak içerisindeyim. Açalım bakalım istiyorum. Bu bir basketbol ayakkabısı bu arada. Onu da söylemiş olayım. Ama antrenman olarak da kullanabileceğini düşünüyorum. Şu şekilde çıktı. Faturam içerisinde. Güzel bir gönderim yapılmış. Hoşuma gitti. Kutusunu alayım. Kutu çok küçük geldi. Veya bu koca kutu içerisinde küçük gözükmüş olabilir. Sizlere ismini göstereyim. 11 numara yani 45 numara. Gözüküyor mu ismi? Yok. UA Spawn 3. Ne bu? Yani bu böyle bir ara model gibi. Hani bir imzalı ayakkabı falan değil. Under Armour'un zaten imzalı ayakkabısı. Bir Steph Curry'nin var. Onun dışında bir de Joel Embiid'in var ama Türkiye'de çok böyle o ses getirmedi. Bu şekilde birçok sitede Heat Seeker'lar falan gibi. Heat Seeker tarzımsı ara modeller. Öyle hani isim veriyorlar. 1, 2, 3, 3. de şu anda. Gayet güzel indirimdeydi. Bayağı her siteden reklam gördüm. İşte Koray Spor'dan, oradan, buradan. Trendyol'dan aldım. İncelemek istedim. İlerleyen zamanlarda bence sık sık bulabileceksiniz. Tatlı, sade bir basit Under Armour kutusu var. Bayağı hafif şu an. Oldukça hafif geldi. 45 numara olmasına rağmen. Hadi açalım bakalım. Ay yine mi bu renk ya? Bam! Ne? Yine mi ne? Şu sarı, fosfor sarıdan bıktım yani. Sürekli basketbol ayakkabılarını kullanıyorlar mı? Evet. Nerede vardı ki en son? Yani bir sürü Adidas bir tane Dan Issue'dan tut. Kullanıyorlar i̇şte, ya biraz yani çünkü basketbol sahasında ve nar çiçeğiyle birlikte yani. Göze çarpan çünkü iki renk kombinasyonu aşırı hafifmiş biliyor musun? Şu an direkt böyle hafifliği gözüme çarptı. Ama yürüyüş ayakkabısı gibi değil mi tipi? Evet. Sanki biraz. Yani basketbol ayakkabısı dedim ama yürüyüş ayakkabısı gibi ama bir hali var. Ama altı çok yani tabanı çok sert kuvvetli bir şey. Evet hemen o zaman tabanıyla bir başlayabiliriz. Veya istiyorsan bir görseli nasıl buldun? Yani yürüyüş koşu ayakkabısı, antrenman ayakkabısı gibi. Görseli üst kısmını çok beğendim. Şu Under Armour logosunu çok hoşuma gitti. Köşede kim diyorsun değil mi? Ama şu altındaki topuk renklerini hiç beğenmedim. Hmm. Benim hoşuma gitti. En beğendiğim renk de bu oldu. Yani çok kendini gösteren ama şöyle düşün. Bastığın için anca burası gözükecek. Adım attığında sadece hafif hafif yani, gözükecek. Biraz renk vermek açısından güzel olmuş bence. Tavanıyla da şöyle biraz daha bakalım. Çok sert bir tavanı mı var diyeceğim ama yok arkadaşlar. Çok fazla sert değilmiş. Siyah kısımları çok sert. Şu artıları çok sert. Plastikten diğerleri biraz daha yumuşak gibi. Dışarıda yani iş yapar muhtemelen ama biraz daha hızlı eritirsiniz. Ama saha içinde mükemmel bir tutuş sağlar muhtemelen. Bayağı güzel duruyor, bayağı iyi duruyor. Hoşuma gitti. Hem estetik olarak dizaynı hoşuma gitti. Hem de plastiğin materyali. Şöyle yastıklamasına bakarsan Micro G yazdığını görürsün küçük bir biçimde. Micro G yastıklaması. Bu Under Armour'un yıllardır kullandığı. Şöyle bastığım zaman yumuşaklığını görebiliyorsun. Güzel yumuşak bir yastıklama sanki şekli. Sanki dediğin gibi ama antrenman ayakkabısı istiyor. Ben aslında öyle kullanmayı düşünüyorum. Şimdi spor salonlarına falan gidiyorum ya. Orada Under Armour ayakkabı olarak kullanmayı düşünmüştüm alırken. Yani basket de tabii oynanır ama. Aslında böyle ayakkabılar daha güzel biliyor musun? Bazen hani basketbol ayakkabısının o büyüklüğü, o böyle göze çarpıcılığı, kombin zorluğu hoşuna gitmeyen insanlar oluyor. Hani bir ayakkabı alayım, antrenmana gideyim. Basketimi de oynayayım, bana yardımcı olsun. O tarz bir ayakkabı bence. Çok yani sevenler, isteyenler için güzel bir tercih olacaktır. Üst kısmı arkadaşlar dikişleri bayağı hoşuma gittiğini söylemem lazım. Baksana çok güzel örgülü örgülü. Evet, hoşmuş. Hoş, bayağı güzel ve çok rahat gibi duruyor. Altta bir mesh yapısı var ve üstünde şu dikişler var böyle petek petek. Önde yine parmak korumanız mevcut. Yukarı doğru gittiğimiz zaman zaten farklı bir şey yok. Güzel tatlı bağcıklar. Dil kısmı, o kalın bir dili var. Arkada her iki tarafta bir logo var. İçte ve dışta. Biraz yarış ayakkabısı gibi duruyor. Yarış ayakkabısı mı? Nasıl yani koşu olarak mı diyorsun?
Yani böyle şey, yarış arabası gibi. Doğru diyorsun. Şekil itibariyle estetik duruyor diyorsun. Evet. Şöyle bir bağcıklarını falan bir açalım, içine bir bakalım. Şu dilini bir özgür bırakayım. Aa bak, bir şeyler yazıyor dilinde. Farklı. Dili çok farklıymış baksanıza. Bir böyle dolmuş pedleme var. Şöyle bir dikişli gibi bir yer var. Şurada ise logosu ve ne yazıyor okuyabiliyor musun? Anatomix falan mı yazıyor? Anatomix. Aynen, eskiden Anatomix Spawn diye geçiyordu. Şimdi onu sadece Spawn 3'e çevirdiler. Ya hiç daha önceki serilerinden incelemedim. İncelemek istedim aslında. Yani hoşuma hep giden ayakkabılar oldu. Fazla pahalı gelmişti. Bu şu an kaça aldık bunu? 670 mi? 660 gibi bir fiyatı vardı yanlış hatırlamıyorsam. İndirimde alınınca. Normalde yine 1000 liralar gibi rakamları çıkıyor. Şöyle içinde yine bakarsan Anatomix yazıyor. Şuradaki bağ olayı güzel. Bak görüyor musun? Yani çorap bari. Dil ayrı, birbirinden ayrı değil. Bu güzel oluyor. Her zaman basketbol ayakkabılarında istediğimiz şeyler. Arka topuk koruması çok, yani topuk şeyi fazla olayı yok. Yani dediğim gibi basketbol ayakkabısından çok gündelik yürüyüş ve biraz daha spor ayakkabısına benziyor. Beğendim, kötü değil. Gayet güzel. Yani ben bunu sporda güzel Under Armour kombinlerimin altına veya normal gündelik hayatta giyilebilir. Güzel. Evet, hoşuma gitti. Hadi bakalım deneyelim. Evet, ben basketbol çoraplarımı giydim ama pek bununla gitmedi. Daha ince, evet, daha figürlü çoraplar giymek lazım. İnce bir çorap lazım. Evet. Neyse, şimdi hazır ayağımdayken bir daha bir çıkar yapmayayım. Çok iyi oldu. Kalın çorapla giymek lazımmış. 45 aldığım için biraz uzun ama yanlardan dar olacağını düşünmüştüm. 44,5 alsam kesinlikle dar olurmuş arkadaşlar. Onu görüyorum. Çünkü şu an anca güzel bir şekilde oturdu. Güzel ama fit bir ayakkabı. Çok fit ve çok rahatmış üst kısmı. Basketbol ayakkabılarında üst kısımları tutması için seni biraz kuvvetli yapıyorlar. Bunda örgülü olması bayağı rahatlık katmış yani kesinlikle. Şöyle yapayım. Ne diyorsun? Hoş. Arkadaşlar çok iyiymiş ya. Ben bunda basketbolda nasıl seni korup şey yapmazmış gibi bilemedim. Çok şey, alçak bir ayakkabı. Alçak, şeyi güzel. Micro G yastıklaması her zaman aynı olmuyor. Under Armour'da sevmediğim yanlardan biri. Mesela Curry'lerde de kullanılmıştı. Hiçbirisi aynı değil. Yani çok ilginç. Herhalde kompozisyonu değiştiriyorlar. Zaman zaman çok sert, zaman zaman çok az kullanıyorlar. Bu da şu an var ya, harika bir yastıklama var ya. Sanki böyle boksa giderim gibi düşündüm. Evet, çok hoşuma gitti. Çok güzelmiş. Basketbolda fena iş yapmayabilir ama sanki böyle şuralardan böyle patlatır mısınız gibi geldi ayakkabıyı. Tabanının, yani şeyi hissediyorsunuz arkadaşlar. Üst kısım aşırı rahat. Üst kısımda hiçbir şey yok. Altta böyle bir taban yapılanması olduğunu hissediyorsunuz. Fena değil. Kötü değil ama farklı bir his. Güzel. Çok hoşuma gitti ya. Keyifli oldu. Beklemiyordum bu kadar güzel olmasını. İnanılmaz rahat. Yani böyle bir, nasıl diyeyim, Boost'larda oluyordu ya üst kısım primeknikler falan, hani böyle çok free, çok rahat. Sanki her yönü ayağın rahatça hareket edecekmiş gibi, seni kısıtlayan bir yapı yok. O açıdan bir dakika. Görüntü olarak nasıl? Videoda çok açık renkli görünüyor, beyazımsı görünüyor ama gerçekte daha güzel. Yani şortumla, hani şortumdan bir ton açık olabilir. Bu arada şortumda Under Armour. Ve bu şekilde. Özlemiştim bu şortunu. Evet, ben de özlemiştim. Bayağı zaten dolabın derinliklerinden aldım. Böyle arkadaşlar, bunun detaylı performans incelemesini yapacağım. Muhtemelen hani severek giyeceğim, uzun süre kullanacağım bir ayakkabı olacak. Takipte kalıyorsunuz. Basketbolda incelemesini yaparım. Sporda da kesinlikle giyebilirsiniz. Koşu bile yapılabilir şu an. Yani öyle, nasıl diyeyim, düz koşuyu rahat yapacağınız. Yani birçoğunuz bunu çok sevecek. Kırmızı, mavi renkleri de çok güzeldi. Ben en çok bu rengini beğenmiştim. Mavi, bana çok mavi gelmişti. Kırmızıdan şekilde. Aşağıya açıklamayı link bırakıyorum dediğim gibi. Muhtemelen kalmamış da olabilir çünkü ben aldığım zaman hızla bitiyordu. Aldım. Sen zaten link paylaşınca direkt tükeniyor bence. Tükeniyor. Ya zaten çok fazla olmuyor. Bir numaradan 3 tane 4 tane oluyor. Kaç bin kişi bir anda bakınca kalmıyor ama sık sık bunların stokları da yenileniyor. Eğer bu videoyu hani ara ara izliyorsanız veya yeni izliyorsanız hemen bir bıraktığım linke bir bakın. Bulabilirsiniz veya farklı sitelerden denk gelirseniz bakabilirsiniz. Bence kesinlikle alın. Ben 45 numara aldım dediğim gibi. Körülerde de aynı şekilde 45 numara tercih ediyorum. Kalın çorapla giyersem sıkıntı olmuyor. Under Armour'un sevmediğim bir yanı nasıl biliyor musun? Şuradan, yani yanlardan çok iyiyim ama önden büyük hep. Yani önden uzun. Şurada şu an ayağım fena değil. Ben bu rahatlığı seviyorum. Ama kısa çorap, yani küçük çorapla giysem biraz daha boşluk artıyor. Yani 44,5 aldığım zaman da çok burada oluyorsun. Yani Under Armour ayakkabılarının genel benim için problemi bu.
ayak yapısıyla alakalı herhalde. Daha dar ayaklar için yine güzel tercihler oluyor. Ben 45 numara aldım. Şu an çok keyifliyim, çok güzel. Bu şekilde kalın çoraplarla tercih edeceğim. Bu şekilde de çıkış yapmış olayım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza giden güzel bir kargo açımı olmuştur. Yeni güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Ayakkabı dersi bugünlük out. Let's go. Let's go. Keyif verdi bu kargo. Bu kargo keyif verdi. Let's go.